Dördüncü şua, manen ve rütbeten beşinci lema ve sureten ve makamen 31. mektubun 31. lemasının kıymetdar dördüncü şuağı ve ayet-i hasbiyenin mühim bir nüktesidir. İhtar, Risale-i Nur sair kitaplara muhalif olarak başta perdeli gidiyor, gittikçe inkişaf eder. Hususan bu risalede birinci mertebe çok kıymetdar bir hakikat olmakla beraber çok ince ve derindir. Hem bu birinci mertebe bana mahsus gayet ehemmiyetli bir muhakeme-i hissi ve gayet ruhlu bir muamele-i imani ve gayet gizli bir mükaleme-i kalbi suretinde mütenevvi ve derin dertlerime şifa olarak tebarüz etmiş. Bana tam tevafuk eden tam hissedebilir, yoksa tam zevk edemez. Şimdi bu okuyacağımız kısım Cenab-ı Hakk'ı tanıttırmakla beraber onun vaat ettiği ahiretin tahakkukuyla alakalı. Yani biz şimdi neden dünyaya ehemmiyet verdiğimizin onda bir kadar ahiretimize ehemmiyet vermiyoruz? Neden ahirete iman ettiğimizi iddia edip de ahiret yokmuş gibi yaşıyoruz? Demek imanın mertebelerindeki zayıflıktan kaynaklanan bir durum bu. Bize ahireti vaat eden zatın öldükten sonra ebedi bir hayatı geçirebileceğine olan, onun kudretinin sonsuzluğuna, bir de onun nazarında insanın dünyayı kaldırıp yerine onun için ahiret kurulacak ve koyulacak kadar ehemmiyetli olduğuna imanımızın inkişaf etmesi gerekiyor. Demek insan inandıkları için fedakarlık yapar. Çok önemli bu nokta. Mesela bir tüccar bir işe girdi. İşten ümidi yoksa, değil mi? Solgun, yorgun, üzgün, özgün, ümitsiz çalışır, değil mi? Ama kazanacağına ümidi kesinse, o zaman uykularını feda eder. Şevkle, gayretle, açlık, yorgunluk, uykusuzluk nedir bilmez. Şimdi bizim ahirete olan ilgisizliğimizin, ebedi hayata olan iştahsızlığımızın altında yatan iman zafiyetiymiş. Bununla alakalı bir bölüm okuyacağız inşallah. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetinin manası ve hakikati bize adeta ahiretin, ebedi alemin kokusunu hissettirecek kadar, o kadar yakın bir şekilde ebedi alemi bizim gözümüzün önüne getirecek inşallah. Üçüncü mertebe-i nuriye-i hasbiye. Ben o gurbetler ve hastalıklar ve mazlumiyetlerin tazyikiyle, düşünün mesela Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatı 28 sene işkenceli hapisler, sürgünler, değil mi? Zehirlendirmeler, dehşetli sıkıntılar. O vaziyette hasbunallahu ve ni'mel vekil onun imdadına yetişmiş. Adeta bu ayeti böyle emer gibi mahsetmiş, iliklerine kadar hissedip bu ayetten kuvvet almış, beslenmiş. Şimdi bize bir aslında bir yol gösteriyor. Dünyanın tazyikatı altında, hayatın vurucu hadiseleri altında, günlük hayatın dehşetli çalkantıları içinde serseme dönen insan, dayanacak bir merci, sığınacak bir liman ararken, hasbunallahu ve ni'mel vekilin içinde öyle bir liman, öyle bir sığınak, öyle bir dayanak var ki, eğer o dayanağı, o sığınağı keşfederse, asla hiçbir hadise o insanı yıkamaz, kılını bile kıpırdamaz Allah'ın izniyle. Çünkü insanın kuvveti dayandığı yer kadardır. Mesela diyelim bir adam on başının postasıdır, diğeri de bin başının postasıdır. Hangisinin forsu daha üstündür? Değil mi? Bin başının postasının. İkisi de aslında posta. İkisi de vasıfsız er. Ama dayandığı yer kuvvetli. Herkes mensup olduğu efendisinin şerefiyle, makamıyla iftihar ettiği gibi. O da diyor öyle nihayetsiz bir kudret ve kuvvet sahibi. Kainatın hakimi olan bir Allah'ı tanısa, ona iman etse ve ibadetle onun hizmetine girse ne kadar iftihar eder. Ona dayandı mı daha dağlar düz gelir. Şimdi şu mevzu, şu hasbunallahu ve ni'mel vekilin okuyacağımız kısmı
manasının denizinden bir damla. Cenab-ı Hak inşallah bütün bu manaları ruhumuza hissettirsin inşallah. Ben o gurbetler ve hastalıklar ve mazlumiyetlerin tazikiyle dünyadan alakamı kesilmiş bularak, yani dünyada tutunduğum bütün dalları kırdılar. Ha. Ancak hayata tutunacak tek dalım kaldı. O da neydi? Ebedi bir dünyada, baki bir memlekette, daimi bir saadete namzet olduğumu iman telkin ettiği hengamda. Üzülme, yıkılma, ümidini kesme. Ebedi bir hayat, sonsuz bir saadet seni bekliyor diye iman bana ümit telkin ettiği o hengamda of oftan vazgeçtim, oh oh dedim. Şimdi insan imanın bu telkinatından teselli buluyor. Fakat insan yalnız kalpten ibaret bir mahluk değil ki sadece, değil mi, kalbine bu iman telkinatı onu teselli etsin. Bir de akıl var. Akıl diyor ki doğru söylüyorsun. Ebedi bir hayatın olması çok güzel. İnsanın bütün dertlerini adeta insanın üzerinden kaldırıp insanı uçuracak, insanı mutlu edecek, insanı saadetten, zevkten ayaklarını yerden kesecek müthiş bir müjde. Ama akıl diyor ki böyle bir müjde delil ister. Kuru kuruya sadece insanı teselli etmek için uydurulmuş hikayelerle ben teselli olmam. Ayaklarım delildir, ben yere basarım. Yani değil mi? Delille, ispatla ancak ben sevinirim. Müjdem, değil mi? Tesellim ancak delille ve ispatladır diye insan ne yapıyor? Arayış içinde hasbunallahu ve ni'mel vekilin telkinatındaki ebedi saadete deliller arıyor. Bakın şimdi. Fakat of oftan kurtuldum, oh oh dedim. Fakat bu gayeyi hayal ve hedefi ruh ve neticeyi fıtratın tahakkuku. Yani ruhumun hedefi, hayalimin gayesi, yaratılışımın neticesi ebedi bir saadet iken. Bütün ruhu canımla böyle bir ebedi saadetin var olmasını isterken ancak ve ancak bütün mahlukatın, bütün harekat ve sekenatlarını ve ahval ve amallerini kavlen ve fiilen bilen ve kaydeden ve bu küçücük ve acizi mutlak olan insanı kendine dost ve muhatap eden ve bütün mahlukat üstünde bir makam veren bir kadir-i mutlakın hadsiz kudretiyle, ikincisi ve insana nihayetsiz inayet ve ehemmiyet vermesiyle olabilir. Tamam da acaba benim için dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak ve koyacak zatın gücü buna yeter mi? Vaat etmiş ama elinden gelir mi? Bir. Öyle ya, şimdi ben birisine bir şey vaat etsem adam önce bana bakar. Ya bu gariban bana bir tane araba hediye edecekti ama kendisi yaya geziyor. Değil mi? Ne yapmaz? Müjdem ona sevindirici gelmez. Değil mi? Ona müjde olmaz. Niye? Çünkü müjde ne yapar? Hemen akla danışır. Akıl eğer delil bulabilirse sevinir. Hemen bakın, vaadi ilahiyi akıl sorguluyor. Acaba benim için dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak ve koyabilecek bir kudret ve kuvvete malik mi? Bunu yapabilecek gücü var mı? Elinden gelir mi? İkincisi, ve insana nihayet inayet ve ehemmiyet vermesiyle olabilir. İkincisi de tamam, böyle bir icraata gücü yeter. Anladım, ispat ettiler. Dünyayı değil, milyonlarca dünyayı kurup tekrar kaldırıp yerine ahiretleri kuracak bir kudret sahibinin var olduğunu, böyle sonsuz bir kudretiyle, ilmiyle, hikmetiyle kainatta faaliyet gösterdiğini gördüm. Fakat acaba benim için bunu yapar mı? Yani
Ben onun nazarında dünyayı yıkıp yerine ahireti kurabilecek kadar, benim için dünyayı yıkıp yerine ahireti kurabilecek kadar, bu kadar ehemmiyet verecek kadar kıymetli miyim? Benim için yapar mı bunu? Ha. Demek bu iki noktada imanın inkişafı gerekiyor. Çok önemli. Birincisi, vaat ettiği ebedi saadeti getirecek kudreti, gücü, kuvveti var mı? İkincisi de, acaba benim için bunu yapar mı? Ben, değil mi, onun nazarında dünyayı kaldırıp da ebedi bir saadeti kurulacak kadar, ebedi bir saadet onun için kurulacak kadar kıymetli miyim? Bu iki noktada, yani böyle bir kudretin faaliyeti ve zahiren ehemmiyetsiz insanın hakikatli ehemmiyeti hakkında. Hakikaten mesela Samanyolu galaksisinin dışından bakılsa dünyamız görünmüyor. Galaksinin içinde görünmeyecek kadar küçük bir mahluk. Eğer, değil mi, bütün galaksilerin dışından bakılsa bizim galaksi de görünmeyecek kadar küçük. Düşünün. Bu galaksinin içinde görünmeyecek kadar küçük bir galaksi, onun içinde görünmeyecek kadar küçük bir dünya ve onun içinde görünmeyecek kadar küçük bir insan. Şimdi acaba böyle bir insanın ruhundaki ebediyet arzusunu Allah duyup da, sonsuzluk isteğine cevap verip de dünyayı kaldırıp yerine kainatı yıkacak, ya kıyamet sadece dünyanın kıyameti değil, bütün alemleri yıkacak. Sonra yeniden ebedi bir saadetgahı, ebedi bir alemi inşa edecek. Acaba bu küçücük, zahiren, maddeten, cismen bu kadar ehemmiyetsiz ve küçücük bir mahluk olan insan, acaba nazar-ı ilahide, Allah katında, onun yanında, değil mi, dünyalar yıkılıp yerine yeniden ebedi alemlerin kurulacağı kadar, kurulması kadar kıymetli mi acaba? Çok önemli. Geçen bir yerdeydik de birisi soru sordu. İnançsız birisi. Dedi ki, ya dedi, bana dedi saçma geliyor sizin inandıklarınız dedi. Aşağı. Siz dedi astronomiyle ilgilendiyseniz görmüşsünüzdür. Dünya kainatta görünmeyecek kadar küçücük bir kara parçası. Küçücük bir cisim. Onun üstünde de insan küçücük bir cisim. Şimdi koca kainatları yaratan Allah, görünmeyecek kadar küçük bir cismin üstündeki, görünmeyecek kadar küçücük bir mahlukun oturuşuyla, kalkışıyla, yediğiyle, içtiğiyle, benim içtiğim diyor şarapla ilgilenecek, öyle mi diyor? Buna mı dikkat edecek? Ben diyor buna ihtimal vermiyorum. Siz diyor evinizde bir tane küçücük bir kediyle diyor veya bir küçücük bir karıncayla, kedi kadar değil, küçücük bir pireyle ilgilenir misiniz? Ne yedi, ne içti acaba, şöyle mi yaptı, böyle mi yaptı diye adam. Şimdi mantıken zahiren doğru. İnsan küçücük bir mahluk ya. Koca alemlerin Rabbi. Öyle diyor, işi gücü bırakıp seninle mi uğraşacak diyor haşa. Benimle ilgilenmez bile diyor. Şimdi kendini cismen, maddeten küçücük gördüğü için kainatta gerçekten de insan küçücük. Fakat o küçücük mahluk nazar-ı ilahide o kadar büyük ki. Ruhen, manen, bir de vazife itibariyle o kadar büyük ki kainatlar onun için yaratılmış. Bakın mesela bir tane kuşu kafesin içine koyarsınız, dünyası orasıdır. Koyun ahırın içinde durur, dünyası orasıdır. İnsan öyle mi ya? Diyorlar ki şu anda astronomi diyor ki ışığı dünyamıza ulaşmamış gezegenler varmış. Bu gezegenlerin varlığından kim haberdar? İnsan haberdar. Allah Allah. Bak maddeten burada duran insan ışığı dünyamıza ulaşmamış gezegenlerle bile ilgileniyor. Aklı, fikri oralara kadar gidiyor. Ha, bütün kainatı yaprak yaprak okuyabilecek bir ilim, değil mi, bir akıl, değil mi, uzaya uydular atıyor. Dışarıdan fotoğraflarını çekiyor. Neler neler, bakın ha. Cismen küçücük bir mahluk demek ki ruhen o kadar büyük ki. Kainat bir tarafa, o bir tarafa. Şimdi bu iki nokta çok önemli. Bize ahireti vaat eden Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiğini yerine getirebilecek kudretinin, değil mi, varlığı. İkincisi de
acaba ben Cenab-ı Hakk'ın nazarında, değil mi, bu ebedi arzuları ve istekleri asla ihmal edilmeyip mutlaka ve mutlaka yerine getirilecek kadar kıymetli ve ehemmiyetli bir mahluk muyum? Yine o ayete müracaat ettim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetine müracaat ettim. Dedi ki, yani Allah ne güzel vekildir, o bize yeter diye. Meal olarak küçücük bir meal ama manası o kadar büyük ki adeta okyanuslar gibi. Yani o yüzden mesela Kur'an yerine mealini okumak asla Kur'an okumak yerine geçmez. Şimdi şu Hasbunallahu ve ni'mel vekilin manasını okuduktan sonra mealine bakın. Dersiniz ki ya bu nasıl bir şey? Koskoca okyanusu bir bardağa sıkıştırmak gibi bir şey bu. İlla Kur'an'ın hakikatlerini anlamak için tefsire bakmak gerek. Hasbuna'daki na'ya dikkat edip seninle beraber lisan-ı hal ve lisan-ı kal ile kimler hasbuna'yı söylüyorlar dinle emretti. Birden baktım ki hassiz kuşlar ve kuşçuklar ve sinekler ve hesapsız hayvanlar ve hayvancıklar ve nihayetsiz nebatlar, yeşilcikler ve gayetsiz ağaçlar ve ağaççıklar dahi benim gibi lisan-ı hal ile hasbunallahu ve ni'mel vekilin manasını yad ediyorlar. Kuşlar, ağaçlar, değil mi, bitkiler çıkıp da hasbunallahu ve ni'mel vekili eline tesbih alıp zikredecek değil. Onlar neyi zikrediyormuş? Manasını zikrediyorlarmış. Yani ve yad ediyorlar ve yada getiriyorlar ki şuymuş manası: bütün şeraiti hayatiyelerini tekeffül eden, yani yaşamaları için gerekli bütün ihtiyaçlarını ve şartlarını yüklenen, kefil olan, taahhüt eden öyle bir vekilleri var ki birbirine benzeyen ve maddeleri bir olan yumurtacıklar ve birbirinin misli gibi katreler, birbirinin aynı gibi habbeler ve birbirine müşabih çekirdeklerden kuşların 100.000 çeşitlerini. Allah Allah ya, tavus kuşu da aynı yumurtadan çıkıyor ya. Sarıyla beyaz var içinde. Yılan da aynı yumurtadan çıkıyor ha. O da yeniyor. O yumurtaya göre yılan yumurtası yeniyormuş. Aynı maddeler var çünkü içinde. Yani aynı harflerle yılan yazıyorsun değil mi? Sonra aynı alfabeden harfler alıyorsun, kuş yazıyorsun. Değil mi? Aynı harfler aynı. Madde aynı. Program, diziliş, yazılış farklı. Rengarenk ya. Şimdi düşünün mesela o tavus kuşunun bütün renkleri nereden çıktı? Sarıyla beyazdan. İki renkten kaç renk olur Allah aşkına? Kuşların 100.000 çeşitlerini ve hayvanatın 100.000 tarzlarını ve nebatatın 100.000 nev'ini ve ağaçların 100.000 sınıfını yanlışsız, noksansız, iltibassız, süslü, mizanlı, intizamlı, birbirinden ayrı, farikalı bir surette, her birini birbirinden farklı bir surette gözümüz önünde. Allah Allah. Hususan her baharda gayet çabuk, gayet kolay, gayet geniş bir dairede gayet çoklukla halk eder, yaratır, yapar. Gözümüzün önünde icraatı bu. Hani belediyeler bir ifade yazıyorlar her tarafa. Seçim vaatlerinde hep var. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyorlar değil mi? Şimdi Cenab-ı Hak yaptıklarını insanın gözünün önüne sererken vaat ettikleri bu yaptıklarının milyonda biri bile değil. Yaptıkları değil mi? Milyonlarca çeşit mahlukatı kışta öldürüp baharda yeniden diriltirken arkasından diyor ki sizi, yani insanoğlunu ölümle, kabirle değil mi, öldürüp yeniden ba'su ba'del mevt suretinde yeniden haşredip neşretmek böyle bir kudretime ağır gelmez diye bize tam manasıyla bizi ikna edecek gözümüzle gördüğümüz, elimizle tuttuğumuz alemden deliller getiriyor. Daha bunu gördükten sonra neydi o halterci Naim Süleymanoğlu vardı değil mi bir zaman? En son kaç kaldırdı? Var mı bilen?
315 mi? Şimdi dese ki adam Naim Süleyman'a diyor ki ben diyor 100 kiloyu kaldırırım dedi. Biz de inanmadık. Geldi gözümüzün önünde 300 kiloyu kaldırdı. Bir de tek eline aldı. Bir de şöyle parmağıyla çevirse. Ya tamam anladım da ben 100 kilodan bahsetmiştim desen. Değil mi? Ne derler? 300'ü kaldırıp da oyuncak gibi oynayana 100 kiloyu kaldırabilir misin denilir mi ya? Bu aslında Kur'an'ın ispat tarzıymış. Yasin suresinde geçen değil mi? Men yuhyil izame ve hiye ramim. O zaman müşriklerden bir tanesi değil mi? Bir insan kemiğini, çürümüş bir insan kemiğini ufalayarak gelip meydan okur gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a çürümüş kemikleri kim diriltecek diye böyle ufalayarak gözünün içine sokuyordu. Ayet nazil oldu. Sen de onlara de ki hiç yoktan bidayette ilk başta onları yoktan kim yarattıysa ikinci sefer diriltmek ona ağır gelmez de. Öyle ya, bir şeyi hiç yoktan ilk başta yapmak mı daha zordur? Yoksa değil mi? Tecrübe kazanıp da ikinci sefer yapmak mı daha zordur? Bir kere yapmışa ikinci sefer yapmak ne yapmaz? Zor gelmez. Ha, çoklukla halkeder yapar kudretinin azameti ve haşmeti içinde. Beraberlik ve benzeyişlik ve birbiri içinde ve bir tarzda yapılmaları vahdetini ve ehadiyetini bize gösterir. Şimdi şu ifade için, buraya kadar okunan kısım bu şu ifade için. Ve böyle hadsiz mucizatı ibraz eden, böyle hadsiz mucizelerini adeta gözümüze sokar gibi önümüze koyan bir fiili rububiyete ve bir tasarrufu hallakiyete müdahale ve iştirak mümkün olmadığını bildirir diye bildim. Sonra hasbunadaki nada bulunan eneye yani nefsime, kendime baktım. Tamam. Cenab-ı Hakk'ın kudretinin sonsuz olduğunu, dünyayı kaldırıp benim için ahireti kurabilecek ve koyabilecek bir kudrete, hatta onun bin misline de sahip olduğunu anladım. O halde benim için bunu yapar mı? Benim değil mi? Nazar-ı ilahide dünyayı kaldırıp yerine ahireti kurabilecek ve koyabilecek kadar kıymetim var mı? Kendime, nefsime baktım. Gördüm ki hayvanat içinde beni dahi menşeim olan bir katre sudan yaradan yaratmış. Mucizane yapmış. Kulağımı açıp gözümü takmış. Kafama öyle bir dimağ, sineme öyle bir kalp, ağzıma öyle bir dil koymuş ki o dimağ ve kalp ve dilde şu cümle rahmetin umum hazinelerinde iddihar edilen bütün rahmani hediyeleri, atiyeleri tartacak, bilecek yüzer mizancıkları, ölçücükleri ve Esma-i Hüsna'nın nihayetsiz cilvelerinin definelerini açacak, anlayacak binler aletleri yaratmış, yapmış, yazmış. Kokuların, tatların, renklerin adedince tarifeleri o aletlere yardımcı vermiş. Allah Allah. Yani bana kainatlardan daha çok ehemmiyet verdiğinin, dünyalardan ve ahiretlerden daha büyük kıymet verdiğinin delili nedir? Yarattığı bütün nimetleri anlayıp, tanıyıp, tadıp, tartıp, istifade edecek cihazları, aletleri, anahtarları bana takmış olması, bana bu kainat sarayından daha çok değer verdiğinin, daha büyük ehemmiyet verdiğinin delilidir ya. İnşaat firmaları bir ifade kullanıyorlar. Çok kullandıkları bir ifade var. Anahtar teslim diyorlar, değil mi? Adam soruyor mu ya bu anahtar teslimin içinde acaba değil mi? Odada var mı, kapıda var mı, avizede var mı, fayansta var mı diye soran yok, değil mi? Anahtar teslim ne demek? Hepsi içinde. Yani sen şu anahtarı eline geçirdin mi bitti. Demek ki bir adamın
bir daireden istifade etmek için sadece anahtarını eline geçirmesi yetiyormuş. Sana anahtarı hediye etmeleri dairenin tamamını hediye etmek anlamına gelir mi? Bir de düşünün ki bir saray var. Bütün odaları hazinelerle dolu. Bütün odacıkların anahtarlarını da getirip büyük bir anahtar külçesi olarak sana takdim ettiler. Takdim edilen küçücük bir şey. Toplasan yarım kilo gelmez. Ama onun açtığı kapılar, kapıların arkasındaki hazineler o kadar büyük, o kadar büyük ki ey Habibim kainatları senin için yarattığım dedirecek kadar değil mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hakk'ın hitabı bu. Bizden beklenen ne? Bize bu kadar ehemmiyet veren Rabbimize Allah aşkına biz ne kadar ehemmiyet veriyoruz? Bize verdiği kıymet ve değer üzerimizdeki bütün anahtarlardan, cihazlardan, aletlerden belli. Acaba bizim Allah'a verdiğimiz değer nereden belli? Öyle ya, hepimiz diyoruz ya. Şöyle seviyoruz, böyle seviyoruz. Değil mi? Hayatımı veririm, ömrümü veririm falan. Ölürüm onun için falan. Öyle öyle. Bir gün bir tane abinin dükkanında birisiyle karşılaştık da. Ben de böyle ders okuyordum. Kitap okurken o da böyle kabadayı Külhan Bey birisiymiş. Sırtında bir tane ceket. Geldi oraya. Masaya oturdu. Ben de sohbet yapıp böyle ders okuyorum. Dedi ki hocam dedi, bize anlatacak bir şey yok. Ben bunların hepsini biliyorum dedi. Enaniyet var ya, gurur var ya. Yediremiyor. Bir de Külhan Bey kabadayı senden laf mı dinleyecek? O konuşur sen dinlersin. Öyle deyince ben de şöyle kitabı çevirdim onun önüne gittim. Dedim abi madem hepsini sen biliyorsun. Bizim bilmediğimiz bir sürü mesele var. Anlat biz dinleyelim dedim ya. Öyle deyince şaşırdı. Böyle bir irkildi. Ya dedi, hocam ne demek dedi ya. Şöyle çevirdi kitabı geri. Biz dedi bilsek bu halde olur muyuz? Şu halimize bak dedi. Neyse. Sen dedi baş devam et falan dedi. Öyle deyince ben tam başlarken dedi ki hocam dedi biz dedi ne kadar dedi uzak da olsak dedi. Ne kadar dedi dinden İslamiyet'ten uzak gibi görünsek de dedi. Bu iş öyle dedi, namaz kılmaya, abdest almaya bakmaz dedi. Bu iş insanın içinde başlar, içinde biter. Yani dedim abi, benim dedi namaz kılmadığıma, abdest almadığıma, işte ara sıra iki tek attığıma, şuna buna bakma. Ben dedi, bende öyle bir Allah sevgisi var. Kapı gibi. Öyle bir iman var, tapu gibi. Şöyle iman var, böyle iman var. Mevzu Allah olsun dedi. Mevzu Allah olsun yeter ki. Ölürüm dedi. Her türlü birisi Allah'a laf söylesin. Şöyle ölürüm, böyle ölürüm falan. Neyse dedim abi senin adın ne? Dedi Yılmaz. Yılmaz abi dedim. Gerçekten samimi misin bu söylediklerinde? Şüphem mi var hocam? Ne demek? Öyle ya, ölürüm de ölürüm. Dedim ki abi ölmesen yaşa. Çünkü Allah senin ölmeni irade etseydi ölü yaratırdı seni. Belli ki seni yaşatmak istiyor. Ölündeyim de sana senin dirin lazım. Sana dedim bir şey soracağım. Şimdi bir gün dedim her gün bir arkadaşım var seninle karşılaştığında diyor ki Yılmaz abi bak herhangi bir durum oldu mu haberimiz olsun ha. Biliyorum beni. Senin için ölürüm. Canımı veririm, hayatımı veririm, ölürüm, şöyle ölürüm, yan ölürüm, dik ölürüm, düz ölürüm, her türlü ölürüm senin için. Her gün karşılaştığınızda diyor ki ya aman bak arkanda ben varım ama ona göre. Neyse bir gün bir ihtiyacın oldu 10 lira. Yolda kaldın. Dönüp duruyorsun sağa bakıyorsun sola bakıyorsun. Bir baktın karşıdan geliyor senin için ölüp ölüp dirilen. Tamam. Dedin ki ya ne iyi oldu be gök tararken yerde buldum seni. Buyur abi. Ya sen benim için ölüp ölüp diriliyordun ya. Benim için ölme. Bana bir 10 lira ver be. Yol parası lazım. Abi kusura bakma. O başka, bu başka. Öyle diyorlar ya, o başka, bu başka. O da bir şey, slogan. O başka, bu başka. 10 lira veremem. Ama öl dersen her türlü. Şimdi ne dersin o adama dedim.
Bütün iltifatlar, bütün hayaller, bütün değil mi? Edebiyatların hepsi suya düştü. Ne Öldür, dersin? Öldür bizi. Durdu, durdu, durdu böyle yutkundu bir. Allah hocam çok ağır geldi buraya. Sahtekar derim dedi. Ondan sonra konuşmadı. Niye? Cenab-ı Hak sana öl demiyor ki ya. Öl dese de ölemeyiz de hani. Öl demiyor zaten. Hayatının tamamında ver demiyor. Günün 24 saatinde ver demiyor. 23'ü de ver demiyor. 22'de ver. Günde 24 saatten 1 saati. Ona da Allah'ın ihtiyacı yok. Ona da yine bizim ihtiyacımız var. Ama ona rağmen o 1 saati ayıramayıp çıkıp sonra da utanmadan edebiyat yapıyor. Şöyle ölürüm, böyle ölürüm. Ya. Aslında vicdan içeriden dürtüyor. Yalan söyleme diyor. Ya. Sen ne ölmesi? Ölmek demek hayatını komple vermek demek. Bırak hayatını komple vermeyi. Sen günün 1 saatini 5 vakit namaza tahsis edip de yine sana dönecek bir ibadete ayıramamışsın. Daha Allah'ı sevdiğinden, onun yolunda öldüğünden falan bahsetme diyor. Ya. Yani şu mana ehemmiyetli. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği kıymeti ve ehemmiyeti anlamamız gerekiyor. Onun nazarında biz çok kıymetliyiz. Bize neler feda etmiş ya. Bakın her tarafımız adeta kainattaki nimet hazinelerinin anahtarlarıyla donatılmış anahtar külçesiyiz ya. Anahtar külçesini duydunuz mu? Eskiden böyle bizim bir dükkan komşusu vardı da yarım kilo böyle anahtarlar vardı ya. Takardı böyle dolaşırdı. Bütün esnafın gözü oradaydı. Bir sürü dükkanları şunları bunları falan var ya adam onunla bir dolaşıyordu tamam. Tüm mülkünü gösteriyor. Her bir anahtar bir dükkanın anahtarı. Şimdi insan da mahlukatın önünde böyle dolaşıyor. Değil mi? Cenab-ı Hak öyle organlar, öyle aletler, öyle duygular vermiş ki kainattaki bütün nimetlerden istifade edecek cihazlar bize takılmış ya. Öyle bir göz takmış, yeryüzünde ne kadar güzellik varsa tamamını fark edip, zevk edip, lezzet alıp istifade edecek bir göz. Geyikler akşama kadar ormanda yaşıyor. Ormanın bütün güzel manzaralarını görüyorlar ama içindeler farkında değiller. Mahrumlar. Sarayın içinde olması bir şey ifade etmiyor. Anahtar yok. Değil mi? Tatların bütün inceliklerini zevk edecek. Hakikatlerinin bütün inceliklerine nüfuz edecek akıl. Cenab-ı Hakk'ın kainattaki rahmetini tartıp anlayabilecek bir vicdan ve şefkat. Adalet-i ilahiyeyi, her şeyi hassas bir ölçüyle yaratmanın inceliğindeki o muhteşem zevki tefekkür edip de anlayacak adalet duygusu. Ha, Esma-i İlahiye'nin her birini zevk edip, farkına varıp, tanıyıp Cenab-ı Hakk'a muhatap olabilecek cihazlarla donatılan biziz. Ha, bize bu kadar ehemmiyet verdiğini, kainatı toptan bizim için yarattığını, anahtarlarını bize takdim ederek gösteren bir Allah. Acaba ebedi saadeti, ebedi bir alemi, ölümden sonraki bir hayatı vaat ettiğinde, acaba benim için yapar mı bunu, bana bu kadar ehemmiyet verir mi diye düşünmek, Allah'a karşı nankörlük olur mu olmaz mı? Şimdi eve akşam giderken desem ki anne yemek var oğlum yaparım. Yatmam yatırırım, giymem giydiririm, yemem yediririm. Ya anne geleceğim ama güvenemiyorum desen annen ne der? Bizim oralarda bir ifade var. Yediğin ekmek, içtiğin su gözüne dizine dursun derler. Yani bu zamana kadar yaptığım fedakarlıkların hepsini tek kalemde silip attığında şimdiki vaat ettiğimden mi şüphe ediyorsun der. Ya. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bizim için yaptıklarının tamamı bundan sonra vaat edip de yapacakları için delil olmaz mı? Bize verdiği ehemmiyet için değil mi senet olmaz mı? Ya. Şuradan tekrar alacağım. Burası çok muazzam da. Allah Allah. Sonra hasbünadaki nada bulunan eneye yani nefsime baktım. Yani Allah'ın sana verdiği ehemmiyeti merak ediyorsan Allah aşkına dön bir kendine bak ya. Hiç mi dönüp bakmadın? Bir şöyle aynadan bak, kendine bak. İçine bak, dışına bak, yerine bak.
Ya şerefli bir mahluk olarak yaratılışına bak. Bakın. Gördüm ki hayvanat içinde beni dahi menşeim olan bir katre bir damla sudan yaratan yaratmış. Mucizane yapmış. Kulağımı açıp gözümü takmış. Kafama öyle bir dimağ, sineme öyle bir kalp, ağzıma öyle bir dil koymuş ki o dimağ ve kalp ve dilde rahmetin umum hazinelerinde iddihar edilen bütün rahmani hediyeleri. Ya bir yerde Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini anlatırken her bir nimet için elhamdülillah denilmesi gerektiğini anlatıyor. En son diyor ki Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle bir nimettir ki Allah Allah. Allah'ın varlığı yani iman nimeti. Yok, var Allah var ama o varlığından haberdar olmadığı için yokmuş gibi öksüz, yetim, çaresiz, perişan, Allahsız ölümün idamını bekleyen bir mahkum gibi hayatı çaresizlikle, ıstırapla geçiyor. Düşünün mesela itilmiş, atılmış, aramayan sonra toprağın derinliklerinde yok olup mahvolacak bir mahluk. Kendini böyle düşünüyor. Sahipsiz. Ama iman edince insan, benim bir sahibim var. Hem de öyle bir sahibim var ki, benim için bütün kainatları nimetlerle donatmış, anahtarlarını da, onlardan istifade edecek cihazları da bana takmış. Benim bir malikim var. Beni toprağın derinliklerine asla terk etmez. Ha, belli ki bu gidiş, değil mi? Anne karnından dünyaya geliş serüveni gibi ebedi bir hayatın, yeni bir doğumun adıdır bu. Değil mi? Dünyadan gidiş de ebedi bir hayata, ebedi bir aleme doğmanın, değil mi? Serüveniymiş. Onun provası. Bütün rahmani hediyeleri, atiyeleri tartacak, bilecek, yüzer mizancıkları, ölçücükleri ve Esma-i Hüsna'nın nihayetsiz cilvelerinin definelerini açacak, anlayacak, binler aletleri yaratmış, yapmış, yazmış, kokuların, tatların, renklerin adedince tarifeleri o aletlere yardımcı vermiş. İnsana sabıkan beyan ettiğimiz gibi, buraya kadar anlattığımız gibi insana hayret verici bu kadar ehemmiyet veren ve rububiyetin ehemmiyetli işlerine medar yapan. Şimdi şu medar yapmak meselesini anlayalım. Medar yapmak ne demek? Medar. Medar demek nedir? Varlık sebebiymiş medar. Varlık sebebi. Mesela düşünün bir kafesin medarı nedir? Kuştur. Her şey kuşa göre tasarlanır. Kafesin varlık sebebi de kuştur. Bir rezidans mı diyorlar şimdi? Eskiden gökdelen diyorlardı. Şimdi bir diyelim binanın, apartmanın medarı nedir? İnsandır. Merdivenler ona göredir. Değil mi? Işıklar ona göredir. Süslemeler ona göredir. Eğer oraya bir koyun veya bir tavuk koyacak olsaydık ne o merdivenlere, ne o süslemelere, ne o karton piyerlere ihtiyaç yoktu. Medar, medar. Medar demek şu demek. İçinden onu çektiğiniz zaman geri kalanının hiçbir anlamı olmadı. Şimdi Bursa'nın insanları çekin. Belediye otobüsleri var, metrolar var, değil mi? Geniş geliş meydanlar var. Fakat dağdan hayvanlar inmiş. Onlar geziyorlar. Metrolar onlar kullanıyorlar. Arabalar onlar kullanıyorlar. Şimdi Bursa ne oldu? Tamamı çöp. Hiçbir işe yaramaz ki. Çünkü her şey insanla anlamlı. Şimdi biraz daha büyütün. Kainattan insanı çekin. Dünyadan insanı çekin. Dünya ne oldu? Bütün manzaralar seyircisini kaybetti. Bütün tatlar muhatabını kaybetti.
bütün güzellikler muhatabını kaybetti. Tamamı çöp. Allah Allah. Allah bizi kainata medar yapmış, medar. Biz kainatın medarıymışız. Her şey bize bakıyor. Ya bizzat veya dolayısıyla bize gelip dayanıyor. Süsü onlar, bizim için süslenmiş. Diğer mahlukat süs, aksesuar. Asıl biziz, muhatap biziz. Bakın. Ne diyor bakın. İnsana sabıkan beyan ettiğimiz gibi hayret verici bu kadar ehemmiyet veren. Medar kelimesi aklımızda kalsın bu hafta. Haftaya sorduğumuz zaman değil mi? Herkes cevap versin yani. Bu kadar ehemmiyet veren ve rububiyetin ehemmiyetli işlerine medar yapan bir zat-ı zülcelali vel ikram olan Rabbim. Allah Allah. Benim Rabbime bak ya. Rabbim ya. Beni medar yapmış kainata. Rabbim beni terbiye etmiş, benim için de kainatı terbiye etmiş. Allah Allah. Beni yaratmış, benim için de kainatı yaratmış. Zevklerim için envai çeşit nimetleri dizmiş. Dilimin en ince zevklerini bile unutmamış. Elmanın 700 çeşidinden bahsediyorlar. Olmasa ne olurdu ya? Hiçbir şey olmazdı ki bak. Değil mi? Olmasa ne olacak? Hiç elma olmasa. Değil, değil. Bize o kadar ehemmiyet vermiş ki 700 çeşidinin her birinde ayrı bir tat inceliği var. Bunu da tatsın diye. Ev sahibi ne kadar çeşit açarsa önümüze o kadar değer verildiğimizin farkına varırız değil mi? Değil mi şimdi Allah Allah? Sofra bizim için serilmiş ya. Şimdi birisi sizi davet etse gittiniz baktınız ki sizi bekliyor herkes. Çünkü ağır misafir, baş misafir sizsiniz. Diğeri, gerisi aksesuar. Gerisi kalabalık yapsın diye. Ama bir yerde de bir davet edildiniz, gittiniz, baktınız ki 50 kişi oturmuş yemek yiyor, sonu kalmış size. Siz de köşeye buyur abi falan dediler. Ne dersiniz? Ya işte biz de bu kadar. Şimdi öyle değil insan. Şimdi bu kainat sarayının en şerefli, en ağır misafiri biziz. Şimdi düşünün mesela. İsim neydi abi sizin? Evet. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han'ın misafirisiniz, tamam mı? Sizi davet etmiş özel. Unuttunuz ama farkında değilsiniz. Geçerken bir uğrayım dediniz. Baktınız ki orada bir koşuşturma var. Herkes koşuşturuyor. Koskoca vezirler garson olmuş sofraya yemek götürüyorlar. Sordunuz dediniz ya hayırdır bu koşuşturma niye? Ya sultanın bir misafiri gelecekmiş de. Çok ağır misafir. Vezirler bile garson olmuş. Düşün artık misafirin ağırlığını. Ya merak eder değil mi insan? Kimmiş bu ya? Keşke ben olsam diye ne kadar kıskanır değil mi insan? Sonra birisi geldi. Ya vezirlerden bir tanesi geldi. Senin kulağına fısıldadı. Dedi ki aylardır, yıllardır kurulan bu sofra senin için. Sensin bu sofranın baş misafiri. Bütün vezirler senin için koşturuyor. Sultan sofrayı senin için serdi. Hiç sofraya oturmasanız, şöyle sofrayı seyretseniz bile zevkten kendinizden geçersiniz. İşte kainat sofrasına davet edilen biziz. Bizim kulağımıza o şerefli misafir olduğumuzu, sofranın bizim için kurulduğunu, padişahın hedefinde, gayesinde biz olduğumuzu bildiren, kulağımıza fısıldayan da Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Eğer o söylemeseydi, o fısıldamasaydı, o bildirmeseydi biz kendimizi hayvanlardan bir hayvan olarak biliyorduk. Hayvan standartlarında yaşıyorduk hayatı. İnsan olduğumuzun farkına onunla vardık. Ha, sen şu yumruk kadar mideyi doldurmak için akşama kadar çabalamak üzere yaratılmış bir mahluk değilsin. Senin ebedi hedeflerin var. Sonsuz gayelerin var. Sen nazar-ı ilahide çok kıymetlisin. Kainatları senin için yarattı. Alemleri senin için yarattı. Sen onun için ne yaptın? Rabbim var olduğunu ve gelecek baharın icadı gibi kolay ve kat'i ve muhakkak bir surette haşr-i icat ve cenneti ihsan ve saadeti ebediyeyi halk edeceğini bu ayet-i hasbiyeden ders aldım. Elimden gelseydi bil fiil, gelmediği için bin niyet, bir tasavvur, bir hayal, bütün mahlukatın dilleriyle
Hasbunallahu ve ni'mel vekil dedim ve ebedül abidin daima tekrar etmek istiyorum. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.